bir şey yaptı mı sana? Meryem, böyle konuşmazsan yaptığına yoracağım. Delirtme beni. Hayır. Doğru söyle. Konuştuk sadece. O hale nasıl geldi? Yangında yaralanmış. Yarası yüzünden de ateşi vardı. Saatlerce baygın kaldı. Niye kaçmadın? Hasta birini öylece bırakıp kaçamadım Oktay. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Yangınla ilgili öyle söylemek zorundaydım sana. Neden? Savaştan şikayetçi ol istedim. Sana zarar vermesini engellemek istedim. Sana defalarca teşekkür ettim hayatımı kurtardın diye. Gözümün içine baka baka nasıl sürdürebildin? Ben seni oradan onun çıkarması neyi değiştirir ki? Sana zarar vermeye çalışmadı mı? Evinizi, dükkanınızı yakmadı mı? Canını aldık biz onun. Acısı var. Beni üzen sensin. Bana yalan söylemiş olman. Sen böyle değildin. Neydi o evdeki halin? Bana güvenirdin. Her şeyi mahvediyordun neredeyse. Ben sadece gerçeği bilmek istiyorum. Kaçmak, saklanmak istemiyorum. Yalan istemiyorum artık. Sana gerçeği söyleyelim demiştim ta en başında. Artık çok geç. Sen benim sana sözümü tutmamamdan mı korkuyorsun? Ondan mı şimdiki halin? Evet, ondan. Sen beni hiç mi tanımadın Oktay? Sırlarla yaşayabilirim Oktay. Yalanlarla yaşayamam. Günaydın. Derin. Sonunda düştü ateşin. Çok korkuttun beni. Meryem. Meryem nerede? Bilmiyorum. Ben geldiğimde yalnızdın. Ve çok kötü durumdaydın. Polis? Polisin seninle bir şey kalmadı. Hallettim ben. Nasıl hallettin Derin? Peşimdeydiler. Canım düşünme şimdi. Bunu hallettim diyorum. Oraya sen mi getirdin onları? Saçmalama. Tabii ki hayır. Nasıl buldu polis beni o zaman? Savcı. Ne savcısı? Onunla ne ilgisi var? Yani sana ulaşabilmek için beni takip etmiş. Ya. Neyse, geldiklerinde kızı bulamayınca da seni suçlayacakları bir şey kalmadı tabii. Hayır, Meryem benim başımdaydı o. Ben geldiğimde kapı açıktı. Sen de yerde ateşler içinde yatıyordun. Titriyordun, çok kötü durumdaydın. Beni çok korkuttun. Hayır, hatırlıyorum. Başımdaydı. İstediği zaman gidebilirdi ama gitmedi. Gitmiş işte. Yani sevinci orada ölüme terk eden insan sana mı acıyacak? Ben eminim. Yanımdaydı. Alsana bir lokma. Canım istemiyor. Aramızdaki bağ kimsenin bilmemesi gerekiyor. Yani en azından şimdilik. Emniyete gideceğiz birlikte. İfadeni vereceksin. Tamam mı sevgilim? Kaçırılma falan yok. Yani bir yanlış anlaşılma var. Korktun vesaire. Ben zaten nasıl ifade vereceğini yolda anlatırım sana. O kız. Kim? Derin. Sen onun ne sırrını biliyorsun? Yorma kafanı bunlarla. Sen onun nesini biliyorsun da karşılığında bizim sırrımızı saklıyor? Babanlar geliyor. Aa, ne yapıyorsun sen? İyiyim ben. Duramam burada. Saçmalama. Dinlenmen lazım. Derin, yardım eder misin? Tamam, ben de dinleyecekmişsin gibi.
Sana fena kızgın. Bir uslu durmuyorsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş geçmiş. Maşallah derin iyi bakıyormuş Savaş'a. Hem de her yerde. Bravo Derin'cim. Ben bir kahve içeceğim, hem de hava almış olurum. Eşlik etmek ister misin? Tabii, sana eşlik edeyim. Oldu canım. Geçmiş olsun Savaş'cığım. Bana bak. Burada kalmayacaksan eve gidelim hadi. Yok baba. Ya şuna bak ya. Ona yok baba, buna yok baba. Ya adam kaçırmak senin neyine oğlum? Ha? Ne demek oluyor adam kaçırmak? Eğer bir işin varsa birini tutalım, gir içeri, sor, çık. Niye kendi başına yapıyorsun böyle işleri? Savaş! Ay, yaralı aslanım. Anne ayağa kalktın, otursana çocuğu. Otur bakayım anneciğim. Anne, dur, iyiyim ben. Dur. Ah, iyi, iyi. Ay, hemen öyle niye ayağa kalkıyorsun çocuğum? Ne aslanı, gülümse. Ne aslanı? Keçi bu, keçi. Sen gelmezsen gelmez. Sen gelirsen ancak gelir. Hadi hep beraber eve gidelim. Çayını çorbanı yapar hem gülümser. Hem vesile olsun. Eskisi gibi. Hep beraber. Hadi. Yurdal Bey. Yurdal Bey o evden kovduğu insanı bir daha kolay kolay geri almaz. Ben şimdi sizin prensiplerinizi şey etmeyeyim de. Anne dur telefon. Dur ben vereyim çocuğum. Dinliyorum avukat bey. Savaş Bey, güçlünün içeriden çıkması çok zor. Anladım. Ben birazdan geliyorum. Güçlünün işi zor diyor. Ben yaktım demiş manyak. Ya ne yapacağız bu çocukla anlamıyorum ki. Hemen celallenme. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Benim avukatı yollayayım oraya. Bir sargunun emniyetlerde öyle yerlerde ne işi olur ya? Soyadımız aynı olmasa bile güçlü benim kardeşim. Gideceğim dediysem gideceğim. Benden başka ne saklıyorsun sen? Kaza gecesi ölen kızı... yağmurun altında orada... derin indirmiş arabasını. Onu savaştan saklıyor. Sen buna ortak oldun öyle mi? Bizi ilgilendirmiyor. Ama Savaş'ı çok yakından ilgilendiriyor. Bize ne Meryem? Bu hiç adil değil. Sen böyle biri değildin, haksızlığa gelemezdin. Bizim için yaptın bunu. Çoktan öğrenmişti Savaş bizi. Bir gün işime yarar diye insanların zaaflarını mı kullanıyorsun? Pişiniz abi. Yakıtla birlikte kasaya ödersiniz. Sağ ol. Bu hiç doğru değil Oktay. Geliyorum hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.